Bizim evin sakinleri ve hayvanları. Babam. Arkadaşlar, dün bir üst salımla konuştum Eskişehir'de. Şimdi, biz hayvanları neden oyuncak alıyoruz? Bir, o hani sadece oynasın diye değil, onu öğrendim. Stres atsın diye. Şimdi, bizim rulet fazla aslında oyuncak değil ama onun bir tane ufak bir oyuncağı var. Yapma babacığım. Onun bir tane ufak oyuncağı var böyle, aynalı. Bir tane kuş üzerine figürü var. Onunla oynamayı çok seviyor. Ama Chucky nedense bir şey böyle kırmayı, parçalamayı, ısırmayı çok seviyor. Şu anda kulağıma yaptı gibi. Görüyorsunuz. Babacığım. Ne yapayım babam? Şimdi burada aslında amaç şuymuş aslında. Bu hayvanları gün içerisinde biz yalnız bırakıyoruz doğal olarak. Yalnız bıraktığımız için bu hayvanlar strese giriyor. Ha tabii bende öyle bir şey yok. Ben sabah saat örnek konuşayım. Saat 6 yatar, saat 10'da kalkan insanım. Yıllardır. Aşağı yukarı 6-7 yıldır. Ben zaten hayvanıma ofiste bakıyorum. Ben evimde bakıyorum. Ne kadar da gün içerisinde haşin işin olsak da bunların böyle bir an yalnız kaldığı zaman strese giriyor. Mesela zaten jako türü cinsi hayvanlarda, papağanlarda görürsünüz. Böyle tüylerinde yolma, kendine zarar verme ya da işte örnek konuşalım kafesin çıkma çabasında girdiği zaman hayvan strese giriyor. O yüzden siz bu hayvanlara benim gibi biraz bol bol oyuncak almanız lazım ki ve bunlar biraz oyuncak biraz maliyetli. Onu söyleyeyim ben size. Yani en kötü ihtimalle bir oyuncak, ufak bir oyuncağın ücreti 50 TL ile 80 TL arası değişiyor. Ne kadar da olsa. Şimdi biz buna burada gün içerisinde tünek yaptık. Şu karşıda gördüğünüz gibi tünemiz var. Ama dediğim gibi gününün birçoğunu kafesine geçirdiği için ve tabii doğal olarak bizim evimizde çocuklarımız olduğu için cam açıyoruz, pencere açıyoruz. Hava alsın diye ev gün içerisinde. Güneş girsin diye. O yüzden kafesi biraz daha diğer verirseniz bu hayvanlara çok iyi olacak. Bırakın kırsın. Bırakın parçalasın. Isırsın, koparsın ama kendisine zarar vermesin. Değil mi babam? O benim babam ha. Benim babam ha. Tabii ki şey için de aynı keza. Rulet için de aynı keza. Ona da böyle ufak tefek oyunlar. Yani ufak tefek oyuncak alırsanız boncuklu, çiçek figürlü alırsanız çok güzel olacak. Şimdi gelin bakalım biz şeye ne yaptık? Rulete ne yaptık? Pardon, Chucky için ne yaptım? Ruletin kafesini döşedim. Pardon, özür dilerim. Chucky'nin kafesini döşedim. Şimdi birazdan Ruletin kafesi kaldı. Onun kafesini döşeceğim. Size onu tekrar için hatta bu videoda ben size onu da göstereceğim ihtimalle ya. Biraz onu döşerim. Onu ben size gösteririm. Benim babam. Evet millet. Dediğim gibi Ruletin de kafesi bu şekilde. Şimdi hanımefendi buraya gel. Mikrop. Hanımefendi kafes girmeyi sevmiyor. Bu zıpır, şu zıpır, kafes gibi hiç sevmiyor. Dediğim gibi, Ruletin kafesi bu şekilde. İçerisinde örnek konuşayım, salıncak olsun, ayna olsun, işte takla atabileceği aktivasyon olsun. Bakın hepsi burada mevcut. Ben size şöyle göstereyim size. Ya da nasıl göstereyim, şuradan daha, evet şuradan daha iyi gözüküyor. Bakın bu şekilde. Biraz daha yakınlaştırırsam. Zaten en son 2 ay yok. 2 ay evet 2 ay önce aldığım aşağı yukarı bakın şunların hepsini kırmış. Rulet. Babasının polisi. Mapaga kızı özür dilerim. Bakın şunu gördünüz mü? Ben bunu sıfır almıştım kendisinden tertemiz. Ama şuna bak onu parçalamış. Toplar şunlar ortada yok kaybolmuş. Allah bilir nerede. Şimdi en son ona ben şunları aldım. Şuradan size göstereyim. Şunları aldım. 1 2 3 Bir tane burada var salıncağı 4. Bir tanesinden sallanıyor, bir tanesinden hopluyor, bir tanesinden zıplıyor. Bir gün içerisinde kendisini yormadan, anladınız mı? Yani orada vakit geçiriyor. Yani sizde ufak, irli ya da büyüklü papanınız varsa bu tarz oyuncakları mutlaka alın. Yani emin olun mutlu olacaklardır hayvanlarınız. Değil mi babacığım? Değil mi babam? Benim güzelliğim. Benim güzel kızım. Babacının tatlısı bu ya, tatlısı. Tatlısı. Chucky. Chucky Chucky. Chucky Chucky. Hadi baba de bakayım. Baba. Baba de bakayım. Baba. Hadi babacım de. Tatlı oğlum benim tatlı kızım ha. Ne kadar tatlısınız siz. Bak Aysimayla adası yok haberiniz olsun bak ha. Siz ısırır yerim. Evlat evlat. Can. Evet, Chucky'nin malikanesine geldik.
Şöyle göstereyim ben size. Ya zaten gün içerisinde rulet çakıdan ayrı duramıyor hanımefendi. O yüzden ben genelde ruletin mamasını da buraya koyduğum için şöyle. Burada şu olan homili bir tak yapıyor. Arkasına çaki biz ne aldık? Şuraya bir tane salıncak. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir tane salıncak var. Sallansın diye güzelce. Şu şekilde. Şurada bir tane salıncak var. Bir tane altta tüneyi var. Tüylü tüneyi var. Bir tane orada salıncağı var. Hatta biraz daha yakın çekim olacaksa şöyle yapalım. Şöyle ben size göstereyim. Şunlar bu tarz. Böyle bu tarz. Mesela şunları kırsın, parçalasın, bunlarla oynasın. Üzerine çıksın, zıplasın. Ondan sonra böyle onlara salıncak tarzında, emlebilecek tarzında, takla atabilecek tarzında oyun alanları yaratırsanız bu da hayvanlara ve sizin için daha kolay olacak. Ve sizin gönlün daha fazla artacak. Sizinle daha fazla kolay vakit geçme şansı olacak. Yani elinizi kolunuzu ısırmadan öyle konuşalım. Şu anki gibi. Gel babacığıma. Gel baba. Yapma gel. Gel buraya. Mikrop. Dediğim gibi. Yani siz de Jaco tarzında, Conor Poban tarzında fark etmez. Tüm kuşlarınız için geçerli bunlar. Yani tüm hayvanlarınız için geçerli. Kedi, köpek, ne varsa evinizde, değer verdiğiniz, sahip çıktığınız hayvanlarınız varsa bu tarz hayvanları mutlaka oyun alanları yaratın. Yani bu hayvanlar sıkılıyor içerisinde. Siz onlara sadece bir 5 dakika mama vermekle, bunlarla ilgilemekle olmuyor. Bakın benim hayatım burada. Şöyle göstereyim ben size isterseniz. Benim ofisim burası. Ofisim burası gördüğünüz gibi. Yani aramızda 1 metre mesafe var. Zaten gün içerisinde biz bunları mutlaka konuşuyoruz zaten. Laf atıyoruz birbirimizle, sohbet ediyoruz. Grip işlemimiz var zaten. Bakın gördünüz mü? Rahat rahat tüneyinde dolaşıyor, oynuyor, uçuyor. Şuna sıra gelince çekiyor. Hadi bacım sen çık bakalım. Hadi çık oğlum. Çık babam. Miskinim benim, miskinim. Olay bu millet. Yani hayvanınızı değer verin. Hayvanlarınızı oyunsuz, elincesi bırakmayın. Gördüğünüz gibi geniş bir kafesimiz var. Gayet biraz şey nasıl derler? Şefatlı ama. Gördünüz mü? Onu şimdi kırmaya çalışacak. Onu parçalamaya çalışacak. Zaten geçen hafta şurada bir tane parça vardı. Onu kırdı. Onu tekrar ben ilave yaptım üzerine. Bak bakayım mikrop. Kim o baba? Kim o? Kim o? Kim o? Chucky. Chucky. Rulet. Baba. Arkadaşlar ben Murat İşbalcı. Bir hayvan sever. İnsanı severim. Dediğim gibi biz bunları nasıl söyleyeyim ben size? Gösteriş amaçlı almadık. Yani biz bu hayvanlara bakmak için aldık. Beslemek için aldık. Yani bize sırdaş olsun, dost olsun. Yani mesela şu anda mesela örnek konuşayım. Bende bir yalnızlık fobisi var normalde. Eşim aşağı yukarı 15 yıldır Türkiye'de tatile gitti. Ve ben evde yalnızım. Normalde ben bu şartlar altında yani sittim sene diyeyim ben size açıkçası. Sittim sene yalnız kalma şansım yoktu. Ama işte gördüğünüz gibi hayvanlarımla vakit geçire sohbet ede dertleşe günümüzü öldürüyoruz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Chucky'yi beğenmeyi, Rulet'i beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye bye.